Arkadaşlar şimdi sizinle Abdülaziz dönemine bakalım. Abdülaziz de 2. Mahmud'un oğlu Abdülmecid'in kardeşi. Abdülmecid ölür 1861'de. Tahta Abdülaziz geçer. 1861-1876 yılları arası Abdülaziz dönemidir. Bu arada arkadaşlar 1839-1876 yılları arası Tanzimat dönemi diye adlandırılır. O zaman Abdülmecid ve Abdülaziz dönemleri Tanzimat dönemleridir. Ne olmuş bu dönemde bakalım. İlk kez yurt dışına çıkan padişahtır. Osmanlı tarihinde padişahların bir kısmı, büyük kısmı yurt dışına çıkmıştır ama savaş için çıkmıştır. İlk kez gezi amaçlı yurt dışına çıkan padişah arkadaşlar Sultan Abdülaziz'dir. Nereye gidiyor? Fransa'ya. 3. Napolyon'un davetlisi olarak Fransa'ya gidiyor. Sadece Fransa'ya gitmiyor tabii. Viyana'ya gidiyor, arkadaşlar Prusya'ya gidiyor, oradan işte İngiltere'ye gidiyor. Yani Avrupa'yı dolaşıyor ama Napolyon'un davetlisi olarak gidiyor. Peki niye gidiyor? Gitmesinin temel sebebi şu. Rusya bizim düşmanımız. Rusya karşısında Avrupa'dan ittifak kazanmak istiyor. Avrupa'da para bulmak istiyor. Islahatları Avrupa'ya anlatarak destek kazanmak ve azınlıklar karşısında Avrupalı devletlerin kışkırtıcılığını engellemek istiyor. Ruhu çözdük. 19. yüzyılın ruhu bu zaten. Arkadaşlar bindiği saltanat vagonda bugün Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Birinci bilgimiz bu. Neler yapıyor? Geri döndü. Fransa'ya gitti, geri döndü. Arkadaşlar direkt sultanileri kuruyor. İdadiler Abdülmecit dönemidir. İdadi lisedir. Lisenin üst kısmı sultanileri Abdülaziz açmıştır. O zaman sultaniler Fransız modeli örnek alınarak açılıyor ve ilk defa sultani adıyla Galatasaray Sultanı açılıyor ki burada eğitim Fransızca verilmeye başlanıyor. Anlaştık mı? Bugün bile böyledir. Arkadaşlar 1864'te vilayet nizamnamesi çıkarılıyor. Yani eyalet sisteminden vazgeçiliyor. Arkadaşlar vilayet, liva, vilayet büyük il, liva, il. Arkadaşlar vilayet, liva, kaza ve köyler kuruluyor. 1871'de vilayet, liva, kaza şuraya bir nahiye girecek ve köy olacak. Yani 4 taneydi, 5 tane olacak. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? O zaman 1864 vilayet nizamnamesi ile bugünkü iller ortaya çıkacak. Bugünkü yapı taşra teşkilat yapısı böyle ortaya çıkacak. Arkadaşlar Şurayı Devlet açılır. Şurayı Devlet bugünkü Danıştay'dır. Divan-ı Ahkam-ı Adli açılır. Divan-ı Ahkam-ı Adli ise bugünkü Yargıtay'dır. Dikkat ederseniz yüksek mahkemeler bu dönemde kuruluyor. Babaları kurmuştu. Darüşşuray, askeri Darüşşuray, Babı Ali, Meclis, Valayı, Ahkamı, Adliye bunların hepsi geliştirildi. Tanzimatı Ali Meclis oldu, işte Divan Ahkamı, Adliye oldu, Şurayı Devlet oldu, Divan Muhasebat oldu. Yani yüksek mahkemeler bu devirde ortaya çıktı. Arkadaşlar mali işleri denetlemek amacıyla Divan Muhasebat yani bugünkü Sayıştay'a benzetebileceğimiz kurum ortaya çıktı. Bu dönemde nizamiye mahkemeleri kuruldu. Biz buna da tarama mahkemeler deriz. Nizami mahkemeleri ticari davalar dışındaki her türlü davaya bakan mahkemelerdir. Arkadaşlar 1870'te Darülfünun açıldı. Birkaç kere açılıp kapandı bu kurum. Darülfünun İstanbul'un İstanbul'un diyorum Osmanlı'nın ilk üniversitesi oldu. Bugünkü adı İstanbul Üniversitesi'dir. Tamam mı arkadaşlar? Yetim çocuklar için, yetim ve zeki çocuklar için Darüşşafaka okulu açıldı. Bunu asla unutmayın. Darüşşafaka yetim Müslüman zeki çocuklar için kurulmuş bir kurum oldu. Çırağan ve Beylerbeyi sarayları yapıldı. 1869'da Süveyş Kanalı açıldı. Arkadaşlar Süveyş Kanalı Fransız mühendisler tarafından Osman parası Osman tarafından ödenerek açılmış oldu. Bunu unutmuyorsun. Süveyş Kanalı'nın açılması arkadaşlar Akdeniz ile Kızıldeniz'i ben bunu size Sokullu'nun kanal projelerinde anlatmıştım. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirdi ve böylelikle Akdeniz ticareti yeniden değer kazandı. Neyle değerini kaybetmişti? Coğrafi keşiflerle. O zaman coğrafi keşiflerle değer kaybeden Akdeniz ticareti 19. yüzyılda tekrar neyle canlandı sorusunun cevabı Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla. Darülmuallimat adıyla kız öğretmen okulları açıldı. Yani ortaokullara kız öğretmen yetiştirmek amacıyla Darülmuallimat adıyla okullar açıldı. Hatırlayın Darülmuallimin erkek öğretmeni
kardeşi Abdülmecid kurmuştu. Darülmuallimata Abdülaziz kurdu. Arkadaşlar, dünyada ilk metrolardan biri olarak kabul edilen Karaköy Beyoğlu tüneli açıldı. İlk atlı tramvay ortaya çıktı. Arkadaşlar, Abdülaziz Genç Osmanlılar tarafından tahttan indirildi. Genç Osmanlılar Osmanlı'nın ilk aydın sınıfıdır. Osmanlı'da ortaya çıkan ilk aydın sınıf, ilk aydın grup Genç Osmanlılardır. Kendilerini Jön Türk olarak ifade etmişlerdir arkadaşlar. Bunların baskısıyla işte kim bunlar? Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, arkadaşlar Mithat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa. Bunların baskısıyla Abdülaziz tahttan indirilir ve yerine ilk önce 5. Murat, ki 5. Murat Osmanlı tarihinin en kısa süre başta kalmış padişah. 93 gün başta kaldı. Sonra onu dindirdiler. Yerine 2. Abdülhamit'i getirdiler. 2. Abdülhamit onlara meşrutiyeti ilan etme sözünü vermişti. Bunu artık meşrutiyetin ilanında sizinle göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi burada şuna bakalım. Tamam mı? Şöyle görün. Ben şimdi ne anlattım size? 1861-1876 yılları arasını. Burayı gözünüzde canlandırın tekrar. Burada da ne anlattım size? Abdülmecid dönemi. O zaman gerek burası, tamam mı? Gerek burası, şurası. Hem ayrı ayrı Abdülmecid, fışt burası, Abdülaziz fışt burası olarak görülür. Hem de hepsi, gerek buradaki bilgiler, gerek buradaki bilgiler, Tanzimat dönemi yenilikleri olarak da görülür. O zaman Tanzimat döneminde iki padişah vardır. Abdülmecid ve Abdülaziz. Bir soru soralım kendi kendimize. İşte Divan-ı Ahkam-ı Adliye hangi hükümdar döneminde açılmıştır? Abdülaziz döneminde. Peki aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi kurulan mahkemeler, yüksek mahkemelerdendir? Cevaplardan birisi Divan-ı Ahkam-ı Adliye olur. Çünkü Abdülaziz döneminde yapılan her şey aynı zamanda Tanzimat dönemi yapılan yenilikler arasında değerlendirilir. Abdülmecid ve Abdülaziz geçerlidir bu bilgi için. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bakalım.